Bu dersimizde continue deyimini inceleyeceğiz. Şimdi continue deyimini açıklamak istersek, yani bunu biz döngü işlerinde kullanacağız. Bir döngüde bulunduğu yerde hangi elemanda bulunuyorsa ondan sonraki elemanın çalıştırılması ile devam etmesini sağlar. Hangi elemanda bulunursa ondan sonraki elemana geçişi sağlar. Buna hemen örnek üzerinde görmek istersek, basit bir örnekte ne demek istediğimizi anlayacağız şimdi. Hemen şuraya gelelim. For döngüsüyle yazmak istersek bir örnek yazalım. For i diyelim örneğin. In range özelliğini öğrendik artık. Mesela 4'e kadar olsun. Bloğumuzu açtığımızda if i diyelim. Eğer 1 ise buradan devam et diyelim biz buna. Continue yazacağız buraya artık. Yazdığımızda ve sonra biz bunu yazalım tek tek. Şimdi daha iyi bir şekilde göreceksiniz. Görmüş olduğunuz 0, 2, 3. Yani bir elemanına geldiğinde onu yazdırmıyor ve sonraki elemana geçiyor. Ekranda görmüş olduğunuz gibi. Siz de bunu farklı örneklerde deneyerek daha iyi anlayabilirsiniz. Bu tabi ilerideki büyük programlarda işimizi kolaylaştırmaya yarayacaktır her şekilde. Continue deyimiyle söyleyeceklerimiz bu kadar. Diğer derste görüşmek üzere.